الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۗ ذريه من حملنا مع نوح انه كان وقضينا الى بني اسرائيل Bismillah. نقاب قوسين أو أدنى فأوحى فتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى aydahannetulma saddakallahul azim Evet değerli izleyenler Kur'an tilaveti için Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim uzmanı Ali Akka'ya hocamıza teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, bundan tam bir yıl önce, yine bir Şubat sabahıydı. Bu sefer Şubat, sadece soğuyla değil de, daha çetin bir sınavla karşıladı bizi. Tüm yurtta bir titreme hissettik, bir ağırlık çöktü uykulu hallerimize. Anladık, yeraltımızdan kayıveriyordu. Anladık, yıkılıyorduk. Batısından doğusuna hepimizin nefesi kısıldı. Ne var ki, bir yerlerde artık nefesler kesiliyordu anlıyorduk. Ve ilk haberler gelmeye başladı. Önce kahramanımız Maraş'ımız yıkıldı dediler. Ardından Hatay'ımız dümdüz oldu. Aman Allah'ım Malatya, Osmaniye durmak bilmiyordu. İhbarlar, haberler Adana eklendi. Urfa, Antep, Diyarbakır. Her yeni haber bir diğerinden daha acı, daha feci, daha çaresizdi. Yıkıldık, ülke olarak yıkıldık. Bu nasıl bir felakettir ki 11 ilimiz 11 milyon hanemiz yıkılıyordu. Evet tam bir yıl önce bugün 100 yılın felaketini yaşadık ülke olarak. Kelimelerin yetmediği, sözün bittiği günün yıl dönümündeyiz. İçimiz hala acıyor, sadece anlayabiliyor, sadece ağlayabiliyor ve sadece dua edebiliyoruz. Yine bir Şubat ve yine acı bir soğuk. O gün ne oldu anlat deseler nasıl anlatılır ki bu acı? 11 şehrimize onlarca atom bombası atılmış desek bu yıkımı yine anlatamayız. Milyonlarca hane enkazla çevrildi. Şu kadar insan kaybettik desek hiçbir şekilde ifade edemeyiz hakikati. Orada olmak lazımdı. Günlerce enkazın başında durman lazımdı. Yardım faaliyetlerindeki ibretlik anları yaşamak lazımdı desek yine de eksik kalır. Yine de kifayetsiz kalır sözler. O nedenle 6 Şubat'ta ne olduğuna dair sadece susulur, anlanabilir belki ve belki de dua edilebilir. Bu bir yıl içinde hiç kuşkusuz çok şey konuştuk. Dersler çıkardık, her şeye rağmen ihmallerimizi konuştuk. Geride kalanlar için bir daha benzer acıları yaşamamak için neler yapılması gerektiğini tartıştık. Bugün de bunu yapacağız. Bugün de depreme dair 6 Şubat ve sonrasına dair tedbirleri konuşacağız. Zira insanoğlu çabuk unutuyor bunu biliyoruz. Bir de ne kadar büyük olursa olsun sadece belirli günlerde hatırlamak gibi alışkanlıklarımız var ya maalesef. Bu nedenle de olsa böyle simge günlerde de olsa her fırsatta, her gerektiğinde insanlığın en büyük tecrübelerinden dersler almak için konuşacağız. Bazen susarak, bazen ağlayarak konuşacağız. Bazen dua edeceğiz. Ve efendim bugün ayrı bir kıymetli, ayrı bir simge gün sayılabilir bizler için. Zira bu gece Miraç Kandili. Böylesi mübarek bir gün ve böylesi ibretlik bir yıl dönümü. Bakalım yeni bir günde bize dair neler bulacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Bugün 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümü ve aynı zamanda da Miraç Kandili. Bu konuyu konuşacağız. Günün anlam ve öneminden bahsedeceğiz. Çok da kıymetli bir konuğumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Nurettin Muhtar Acar hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocam hayırlı sabahlar, hoş geldiniz, nasılsınız? Hayırlı sabahlar, teşekkür ederim Demet Hanım. Allah razı olsun. Evet, gerçekten zor bir gün, zor da bir program olacak belki de bizim için. Ee, 6 Şubat'ın üzerinden bir yıl geçti. Ee, sanki belki bize çabuk geçti e, diyebiliriz ama orada yaşayanlar için kim bilir nasıl geçti. Sizin de büyük tecrübeleriniz var, diğer Diyanet'te e, çalışan tüm din görevlileri gibi. Çünkü bir yıl boyunca ve deprem anı olduğundan itibaren e, nasıl e, devletimiz, milletimiz... E, Oradaysa Diyanet görevlileri oradaydı canla başla çalıştılar orada emeği geçen çalışan ve bu zamana kadar hala orada olan tüm e, insanlar için tabii ki görevliler için çok teşekkür ediyoruz tekrar. Kolay bir acı değil atlatılacak bir acı değil unutmamak da gerekiyor onu düşünüyorum eğer unutursak çünkü daha büyük bir acıyla da sınanabiliriz. Büyük bir ders çıkardık İnşallah da bundan sonra e, Rabbim e, bir daha böyle bir acı yaşatmasın diyelim. Amin. Şimdi hocam hem şeyi konuşacağız, miracı da konuşacağız aynı zamanda. Bugün bizim için kıymetli de bir gün. Dediğim gibi değişik bir yıl dönümü oldu. İbretlik belki de bilmek gerekiyor günün anlam ve önemini. Ondan önce dilerseniz depremle ilgili sizin de orada bölgede çalışmalar yaptığınız, orada bulunduğunuzu biliyorum. Neler söylemek istersiniz o günle, o güne dair yaşananlarla? Bismillahirrahmanirrahim. Ben bütün izleyicilerimize hayırlı sabahlar, hayırlı kandiller temenni ediyorum. Ve bir dua ile başlamak isterim. Cenab-ı Hak biz aciz kullarını ağır imtihanlarla imtihan etmesin diye dua ve niyazda bulunuyorum mübarek kandil gününde. Tabii depremin yıl dönümü dolayısıyla söylenecek şeyler çok. Biraz önce siz de çok güzel ifade ettiniz. Bazı şeyleri kelimelerle anlatmak, Bunları lafız kalıplarına koyup karşı tarafa sunmak mümkün olmayabiliyor. Hı hı. Kelimeler bunları ifade etmekte yetersiz kalabiliyor. Bazen susmak, tefekkür etmek, düşünmek, ibret almak e, gerekiyor. Böyle olması daha mantıklı, daha isabetli oluyor. Şimdi depremin hemen ikinci günü ben Diyanet e, İşleri Başkanlığımız Sayın Başkan'ın Riyasetinde koordine olup bütün merkezdeki hocalarımız, yönetici pozisyonunda olanlar dahil Taşra'daki din görevlisi, imam müezzin, Kur'an kursu hocası hanımefendiler... Ben Hatay'daydım. Hı hı. Size Hatay'ın durumunu nasıl anlatırsınız diye sorsanız bir halıyı tutup şöyle silkelen, silkelersiniz ve her şeyi bir tarafa atar ya... Hı hı. Hatay'daki depremin böyle bir salınım yarattığını gördüm. Yani Allah rahmet eylesin. Hatay İl Müftümüz o depremde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben müftülük binasının pozisyonunu anlatarak diğer yapılarla ilgili çok detay vermeyeceğim. Müftülük binasının duvarları temellerinin olduğu yerden 5 metre ileriye savrulduğunu ...bir halıyı silkeler gibi karşı tarafa silkelendiğini gördüm. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Yani ciddi bir e, imtihandı. Ciddi bir depremdi. Evet. Bütün dünyanın teslim ettiği bir gerçek var. Siz de biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Belki onlarca atom bombasının atılmasıyla oluşturulabilecek hı. bir yıkımı... ...bu millet, bu ülke... 6 Şubat depremlerinde yaşadı. Çok can kaybettik. Çok şehit verdik. Allah cümlesine rahmet eylesin. Amin. Hayatta kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Geride kalanlara sabır ve metanet lütfetsin Rabbim. Amin. Bakın, oradaki manzara ile ilgili bir detayı söyleyeyim. Her şeyi söylemeyeceğim, anlatmayacağım. Gördüğüm çok şeyler var. Bir hafta oradaydım ben. Depremin henüz ...insanların enkaz altında olduğu o süreçte... Hı hı. ...Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz oradaydık. Evet. Ve... <laughs> ...sadece cenaze işlemleri zannedilir. Hı hı. Diyanet İşleri Başkanlığı burada... ...deprem bölgesinde... ...olsa olsa cenaze işlemleri için burada bulunuyordur gibi akla gelebilir. Hı. Müftülüklerimize bağlı akredite olmuş arama kurtarma ekiplerimiz de vardı. Hayatta kalanların gündelik yaşantılarını asgari düzeyde sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları gıda ve ihtiyaç maddelerini dağıtmak için oradaydık. Koordinasyon için oradaydık. Evet. Yani bunu kafamın içinde dönüp duruyor söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye çok filtre ettim ama söyleyeyim. Hanım kızlarımız, Kur'an kursu hocalarımız, Gencecik kızlarımız bakın bir erkeğin bunları yapması belki biraz daha anlamlı bulunabilir. Yani erkektir, yapabilir. Evet. Kendi Allah gecinden versin. Babası annesi vefat etmesi durumunda bile bulunduğu odaya belki girme konusunda tereddüt gösterebilecek olan o fedakar Kur'an kursu hocalarımız, Hı. hanım kızlarımız Cenazelerin yıkanması, kefenlenmesi, en son insani ve İslami vazifenin icra edilmesi noktasında, hı hı. hanım cenazelerin kefenlenmesi, hazırlanması noktasında büyük emek sarf ettiler. Hocalarımız, din görevlilerimiz, evet. yönetici pozisyonunda olan bizler koordinasyon ve arama kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesiyle Koordinatör valimiz vardı. Allah selamet versin. Kendilerinin çok büyük gayretleri oldu hakikaten. Artık mezarlıklar doldu. Hı hı. Şehrin def, defin için ayrılmış olan mezarlığı doldu. Narlıca yolunda ayrıca bir mezarlık tespit edildi ve önemli olduğu için bunu da söylemek istiyorum. Cenazeler kimdir? Kimliği tespit edilenler yakınları var ise tespit edilip hangi mezara defnedilecek ise mezarın numarası da belirlenmek suretiyle evet. şu şahıs merkez mezarlıkta mezarlık kompleksi diyorlardı oraya veya Narlıca yolundaki mezarlıkta şu numaralı kabirde yakını yok bulunmuş fotoğraflanıp kimlik tespitine imkan tanıyacak belki ileride DNA testiyle kimlik tespiti yapılmasına imkan tanıyacak materyaller de alınıp fotoğraflanıp defne mezara e, dini vecibeler yapıldıktan sonra defnedilen kardeşlerimizin bilgileri de ilgili savcılarımız tarafından ve görevliler tarafından gerçekleştirildi. Yani e, ben Arafat-ı Mahşer olarak hacda Arafat-ı Mahşer olarak e, tasvir ederdim. Orada depremin hemen akabinde insanların bırakın kendi açlığını, açıklığını, susuzluğunu, kimsesizliğini unutup bir can daha kurtarabilir miyim? Hı hı. Birisine daha umut olabilir miyim? Koşuşturmacasıyla, edasıyla gece gündüz ben bir hafta araçta oturdum. Yani bir yerde yatmadık. Evet hocam. Hocam araçta gittiğimiz araçta oturarak dinlendik. Hı -hı. Gece soğuk, gündüz sıcak. Evet. Sabah namazıyla birlikte sahaya gidiyoruz. Yani e, söylemeye, ifade etmeye çalıştığım gibi çok net söylemek, ifade etmek mümkün değil ama belki bunu ifade edebileceğimiz en uygun tasvir biçimi şu halıyı silkeleyip karşı tarafa atma evet. tasviri var ya hı hı. benim gördüğüm manzara buydu. Cenab-ı Hak insanlığa böyle bir şey yaşatmasın. Ümmeti Muhammed'i korusun, muhafaza buyursun. Aa. Allah bizi böyle ağır imtihanlarla imtihan etmesin. Aa, amin hocam. Çok zor bir süreçti. Evet. Ama gördüğüm ve takdir edilmesi gerektiğini düşündüğüm çok önemli bir şey. Bütün insanımız. Hı, hı. Bakın yurt içinden benim orada bulunduğum dönemde Denizli neresi, Hatay neresi, Denizli bölgesinden gelen izciler, arama kurtarma ekipleri Türkiye'nin her tarafından inanın il il saymaya gerek yok. Evet. Bu ifadem kesin olarak bir gerçeği ifade ediyor. Türkiye'nin her tarafından müftülerimiz hı hı. ekipleri koordine ediyorlar. Çünkü bulunan oraya gelen kardeşlerimizin bu ortamı bu manzarayı bir haftadan fazla yaşaması ciddi travmalara sebep olacağından haftada bir ekiplerimizi değiştiriyorduk. Evet hocam o gerçekten çok önemli bir karardı. Çünkü benim orada çalışan din görevlisi arkadaşım vardı. Ben telefonla onunla görüştüğümde inanılmaz derecede psikolojisinin bozulduğunu ve konuştuğumuz 3-4 dakika içerisinde hiç ağlamadan durmadı zaten. Yani nefesi sürekli kesilip orada olanları anlatıyordu. Tabii ki çok zor dayanma gücü. O yüzden de o şey vardiya usulü çalışmak. Çünkü onlar Din görevleri daha e, sakin durmak zorunda. Karşı tarafı daha bir e, soğutarak sevgiyle, merhametle yaklaşacak. Kendisi sağlam olacak ki, ruhu evet. sağlam olacak ki karşı tarafa bir e, şeyi dokunsun. En azından iyiliği dokunsun. E, çok zordu. Gerçekten tekrar hala diyorum. Yani bu zaman hala oradalar değil mi hocam? Tabii tabii şu an. Hala devam ediyorlar oradaki çalışmalarına. Çünkü o deprem anı yaşanan şok 3-4 haftası hatta bir ay e, şok olarak anlatılıyor. Ne olduğunu bile hala anlayamayabiliyoruz yamayabiliyorlar ve insanların yaşadığı en büyük acı evlat acısı, anne baba acısı. işte onu beklemek, enkazın altından kaldıramamak. Yani hani ölüp gitmesi şeyi alsan sen meftayı aldığın zaman bile götürüp defnettiğin zaman bile bu bile huzur bir mutluluk şey kaynağı aslında. Bir Ama ödev siz ödev yaptım. Heh. Ee, ama e, orada olduğunu biliyorsunuz ya da işte çıkamadı bulunamadı ee, birçok e, devletimize mesela ben şeyi de hatırlıyorum o dönemde o kadar çok eleştirili e, şeyler de oldu mesela e, sözler de geldi ama e, şunu az önce söylediniz ya çok önemli bir e, anekdot aslına bakarsanız nedir o dediniz ki? orada e, çıkan e, vefat edenlerin kim olduğunun saptanması için bir çalışma yaptık. Kesin. Bekledik, fotoğrafları çekildi, DNA'ları gitti işte e, tespit edildi. E, bu ceset kime aittir diye ee, bu önemli değil mi sizce? Yani biz e, alıp da hani e, kimin ne olduğunu bilmeden defnetmedik ki bunların hepsi de bir yanda zaten depremin enkazı, arama kurtarma çalışmaları, soğuk karkış devam ederken bir yandan da e, işte e, hem arama kurtarma çalışmalarındaki e, arkadaşlar, ekipler hem de siz din görevlileri olarak e, bu tür işlerle uğraşmak zorunda kaldınız. Ve bunların hepsi de yaşadığınız e, o travmaya rağmen güçlü olmanız gerektiren e, durumlar Kesinlikle. içerisindeydiniz. Kesinlikle. E, Şimdi bunları yaşadık. Aradan bir ay geçti yavaş yavaş insanlar ne olduğunu şey yapmaya başladılar. Bence en zor kısım artık bundan sonra yaşanan kısımda. Yine din görevlileri olarak yakınlarını kaybedenlerin de yanındaydınız ve onlara büyük bir manevi destek oldunuz. Biraz o manevi destekten bahsedelim mi? Yine çünkü o destekler o tekrar normal hayata katılım süreciyle ilgili destekleriniz de devam ediyor. Rehabilite süreci de devam ediyor bildiğim kadarıyla. Şimdi depremden sonraki e, en kısa süre içerisinde hayatta kalanların gündelik ihtiyaçlarını karşılayıp konaklayabilecekleri çadır kentler oluşturuldu. Hı hı. Burada din görevlisi arkadaşlarımız, imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu hocalarımız, müftülerimiz, hı hı. ilçe müftülerimiz, il müftülerimiz. Şu detayı da söylemek istiyorum mutlaka. Bir il müftüsünün Koordinasyonu altında hı hı. ilçe müftülerinden ve yönetici olarak çalışan şube müdürü, şef ve benzeri memur olarak hizmet veren kardeşlerimiz o il müftüsünün riyasetinde, başkanlığında bir ekip oluşturuluyor. Görev yeriniz neresi? Görev yeriniz sizin gelen erzakların yağdırdı milletimiz Demet Hanım. Allah'a bin şükür yani... Koordinasyon merkezine gönderilen yiyecek, kişisel ihtiyaç malzemeleri, gıda maddeleri, yaşam malzemeleri inanın halkımız Allah ebeden razı olsun, bütün bunların dağıtımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması bu fiziki varlığımız için evet. belki gerekli olan şeylerdi. Bunu da ihmal edemeyiz. Bundan belki daha da önemlisi bu çadır kentlerde ve kendileri için oluşturulan yaşam alanlarında o şoktan sonra gündelik yaşantılarını sürdürmeye çalışan insanlara bir şeyler söylemek gerekiyor idi. Evet. Söylenmesi gereken de şuydu. Lehul mulku ve lehul hamd. Mülk Allah'ın. Hükümranlık ve egemenlik Cenab-ı Hakk'a ait. Onun mülkünde biz kullar olarak tasarruf yetkimiz var sadece. Mülk Allah'ın. Gelen Allah'tan gelmiş. Ve bununla ilgili olarak insan olarak, kul olarak eksiğimiz, yanlışımız neydi? Nerelerde hata yaptık? Hangi yanlışlarımız var? Bunları telafi etmek, düzeltmek için ders çıkardık, ibret evet. aldık ama başımıza gelen en küçük şeyden en büyük felakete kadar hiçbir şeyin Allah'ın bilgisi dışında olmadığını öğrenince insanımız Allah'tan geldiyse amenna, hı hı. göğüs gererim diyor ve demeliyiz de hakikaten ders almamız gereken, ibret almamız gereken noktalar var. Hatalarımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz nelerdi? Evet, evet. Bunları telafi etmek evet, evet. için neler yapmamız lazım? O kesinlikle ihmal edilmemesi gereken bir ayrıntı. Ama ayette bir taraftan ayeti hatırlamaya çalışıyorum ben. Estağfirullah. sabi billah ma tesqutu min varakatin illa ya'lemuha. herhangi bir ağaçtan düşen bir yaprak matest kutumin varaqatin hiçbir yaprak bulunduğu yerden düşmez ki illa yalemu Allah bilir onun o yaprağın düşüyor olduğunu ve düştüğünü bilir Allah Evet onun takdiriyle olur bu bir yaprağın düşmesi dalında kuruyup toprağa düşmesini bile Cenab-ı Hak biliyor, o takdir ediyor çünkü hmm. mülk onun. Evet. Hükümranlık ve egemenlik ona ait. Onun mülkündeyiz. Böyle bir büyük felaketten Cenab-ı Hakk'ın haşa haberdar olmaması Cenab-ı Hakk'ın bunu bilmiyor olması hiç düşünülemez. Allah'ın takdiridir. Cenab-ı Hakk'ın kendi mülkünde hangi amaçlara yönelik veya Bizi nasıl imtihan ettiğine dair onun keyfiyetini, niteliğini, niceliğini bizim tasavvur etmemiz çok mümkün değil. Ama bildiğimiz bir şey var ki başımıza gelenler Cenabı Hakk'ın bilgisi dahilinde oluyor. Allah bunu biliyor. Evet. Allah kulunu görüyor. Allah kullarının neler yaşadıklarından haberdar. Onun için biraz önce siz söylerken çok güzel dua ediyoruz dediniz. Evet. Dua müminin silahıdır. Bakın fiziki olarak yapmamız gereken, gerçekleştirilmemiz, gerçekleştirmemiz gereken eylemler var. Bunları yaparız ama her istediğinizi yapabiliyor musunuz? Başarabiliyor musunuz? Mümkün değil. Hayır. Cenab-ı Hakk'a mülkün sahibine iltica edip, Ya Rabbi deyip dua. Bugün hastanelerde psikolojik danışmanlık veren uzmanların söyledikleri, ...duanın ciddi bir etkisi var hastanın iyileşme sürecinde. Eğer cerrahi müdahale veya operasyon gerektiren bir, bir durum varsa o benim işim. Evet. Ben yapmalıyım bunu zaten. Evet. Bir operatör olarak, bir hekim olarak bunu yaparım. Ama bütün bunlara rağmen... ...dua ve mülkün sahibine iltica edip ona sığınma. Ya Rabbi deyip dua etme. Bütün işlerimizde bu böyledir. Namazlarımızda biz... Namazı Allahu Ekber deyip başladığımızda ilk yaptığımız ne? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahim. Hamd, şükür, teşekkür alemlerin Rabbi Allah'a aittir. O din gününün sahibidir. Ondan sonra duaya başlıyoruz. Evet. sıratal <laughs> müstakim. Ya Rabbi bizi doğru istikamet üzere yaşat. Doğru yola ilet. Hasılı bütün bunların yanında duanın ve mülkün sahibi olan Cenab-ı Hakk'a niyaz etmenin, ona yalvarmanın ve bunu yaparken de ayetin ifadesiyle Rabbimiz bize de öğretiyor. Estağfirullah. Ud'u rabbakum tazarru'an ve hufyeten. Rabbinize yalvararak, böyle emrederek değil. Ver ya Rabbi, şunu yap ya Rabbi değil haşa. Duanın da bir adabı, adabı vardır var. değil mi hocam? tazarru dediği hı hı. yalvararak aşağıdan yukarıya Ya Rabbi sen büyüksün, sen her şeye kadirsin, sen lütfeyle Allah'ım, sen ihsan et Allah'ım ve bağırarak çağırarak da değil. Hani ayetin ifadesi biraz vaaz gibi oldu ama bunu da söyleyeyim. Cenab-ı Hak kuluna şu sürekli atan ana arterimiz var ya evet. ondan daha yakındır. Cenab-ı Hak her zaman bizimle beraber. Uzakta olan bizi belki ancak bağırarak, sesimizi yükselterek sesimizi işittirebileceğimiz uzakta değil. Bizim yanımızda o bizi biliyor, o bizi görüyor ve bütün bunların onun bilgisi dahilinde oluyor olduğunu, gerçekleşiyor olduğunu bilmek de Bizi rahatlatıyor. Allah biliyor. Allah beni görüyor. Evet. Bundan da haberi var. Evet. İnşallah hocam Allah'ın izniyle bu zor zamanları da devlet, millet el ele Allah'ın izniyle geçirmeye çalışacağız. Sizin de söylediğiniz gibi birlikte olarak dirlik içerisinde orada yapılması ne gerekiyorsa bireysel olarak da üzerimize ne düşüyorsa çünkü sevgili izleyenler üzerinden bir yıl geçti evet ilk başlarda büyük yardımlar gönderdik sürekli oralara gittik geldik elimiz telefonda oradan haberler almaya çalıştık işte televizyonlardan izledik ama oradaki acılar ve ihtiyaçlar halen son bulmadı lütfen devam edelim elimizden geldiğince kanımızca kararımızca neyse artık yardımlara devam edelim devlet olarak millet olarak STK'lar olarak e, Tabii ki orada yardımlar devam ediyor ama bir yıl içerisinde bu kadar büyük bir felaketin e, toparlanması çok da e, kolay görünmüyor. Ama inşallah biz bunun da üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. E, az önce WhatsApp numaramızı vermeyi unuttum sizlere. E, tekrar hatırlatmak istiyorum şu anda e, ekranda siz de görüyor olacaksınız. 0538 011 63 numaralı WhatsApp hattımızdan veyahut Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. E, sohbetimize katılmak isteyebilirsiniz. Düşünceleriniz varsa e, benim de o güne dair, yaşananlara dair veya Miraç Kandili ile ilgili olarak da e, temennilerim var, dileklerim var, dualarım var. Yeni Güne Merhaba ekibiyle paylaşmak istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum diyorsanız kapımız her zaman sizlere açık bekliyoruz efendim. Evet hocam sonuçta dünya bir sınav zamanı olduğu için sınav yeri olduğu için her şeyle mücadele ediyoruz. Bir yanda işte bugün 6 Şubat ciğerimizi yakan bir depremle hemhal olduk. Geçen sene bir yıl geçti aradan. Onun acısını hala unutamadık. Bir yanda bakıyoruz ümmet bilinciyle düşündüğümüz zaman Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de hala büyük bir yaşam mücadelesi, var olma mücadelesi yaşıyorlar. Gerçekten de çok zor. Yani bu kadar katliama bu kadar soykırıma, vahşete karşı onlar nasıl bu kadar dirençli durabiliyorlar hala nasıl bir tevekküldür bu biraz isterseniz onları konuşalım ondan sonra da tamamen miraç ve öneminden bahsedelim olur mu şimdi <laughs> Filistin'in direnci Filistin'in mücadelesi bütün Müslüman alemi hatta bütün insanlık için gerçekleşiyor olduğu gerçeğini ifade etmemiz lazım. Filistin insanlık için savaşıyor. Nasıl bir tevekkül? Şimdi Müslüman biraz önce de arz etmeye çalıştım. Başımıza gelen her şeyin mutlaka Cenab-ı Hakk'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğine inanıyor ya hı hı. bir Allah dostunun ifadesiyle deme şu niçin şöyle yerincedir Ol öyle bak sonunu seyreyle mevla görelim neyler neylerse güzel eyler. Niye böyle? Ya yani, yani bunu sen düzeltme konusunda yapabileceğin bir şey var mı? Hı hı. Yapabildiklerimizi yapıyoruz ama olmuyor. Hı hı. Yerincedir ol öyle. Onun öyle olması gerekiyor. Bak sonunu seyreyle. Ne oldu? Bir avuç mücahit, bir avuç Müslüman en gelişmiş silahlarla üzerlerine gelen adeta bizim Çanakkale'de yaptığımız gibi, Kurtuluş Savaşı'nda yaptığımız gibi, bütün dünyanın üzerimize döndüğü o süreçte yaptığımız gibi imanla, tevekkülle hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. Evet. Ve o ne güzel vekildir edasıyla. Şimdi bunu stüdyoda anlatmak çok kolay. Bunu belki panellerde, konferanslarda söylüyor, anlatıyor olmak, tasvir ediyor olmak kolaydır. Ancak sahada bizzat yaşıyor olmak, sahada bizzat hadi bakalım sen aynı tevekkülü, aynı direnci, aynı imanı sergileyebiliyor musun? Bütün bunu sergileme, bu tevekkülü, bu imanı, bu direnci sahada gösterebiliyor olmak ancak katıksız iyi bir mümin olmakla mümkün. Katıksız iyi bir mümin ne? Ben Kul olarak benim irade-i cüz'iyeme yani sınırlı irade alanıma verilmiş olan, bırakılmış olan o sınırlı alanı bütün gücümle, bütün imkanlarımla kullanırım gerisi Allah'a kalmış. Gerisini Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan eder. Bakın yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Yusuf Aleyhisselam'ı kardeşleriyle o şey kıssa uzundur ama buraya örnek olacak bir bölümünü söyleyeceğim. Babası da bir peygamber. Yakup Aleyhisselam. Evet. Kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelen olayları detayını falan söylemeyeceğim. Bir peygamber ya ben biliyorum yaşıyor hayatta uh -huh. e, demiyor. Fetahassasu min Yusuf ve ahihi ve la tayasu min ruhillah. Gidin Yusuf ve kardeşini arayın. Allah'ın size lütfedeceği, ihsan edeceği genişlikten ümidinizi kesmeyin. Ama yaşıyor olduğunu belki biliyordu. Cenab-ı Hak ona bildirmişti. Belki de bilmiyordu. Peygamber olduğu halde daha sonraki süreçle ilgili olarak ona bu da bildirilmemişti. Ağlamaktan gözlerine ak indi. Şunu söylemek istiyorum. Bir çaba bir eylem, bir devinim sergilememiz gerekiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şeyler yaptıktan sonra ancak Cenab-ı evet. Hak'tan Abi Ya Rabbi benim gücüm, takatim, benim yapabileceğim, benim başarabileceğim bu kadar ya Rabbi ve bunu da son limitine kadar yapıyorum. Ya Rabbi yardım et. Evet. Rabbim Filistin'de vatanları için vatan savunması için ölen şehittir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifidir. Vatanları işgal altında o kadar iğrenç, o kadar vahim durumlar söz konusu ki sizin olan şu şeye geliyor bir Siyonist, bir Yahudi diyor ki Tanrı bana bunu lütfetti ben efendiyim sen kölesin bu artık benim. Ya benimdi bu benim bana ait ev benim, yurt benim ürünlerini ektikleri toprağa ekip yetiştirdikleri tarım ürünlerini dahi tahrip edecek kadar yaşadıkları yer yaşadıkları yerlere el koyup burası bizimdir diyecek kadar kadın çocuk demeden vahşice hı hı. ya vahşi ifadesi bile bunu çok karşılamıyor. Evet. Belgesellerde görüyoruz dişi bir ceylanı avlayan yırtıcı vahşi diyoruz ya karnından yavrusu çıkınca yemiyor. Ya bunlar tabirimi hoş görün lütfen bu yaratıklar o kadar vahşi vahşette o kadar aşırılar ki Cenab-ı Hak yeri geldi söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ırk, hiçbir milletle ilgili olarak bunlar azacaklar, sapıtacaklar, insanlıktan çıkacaklar dememiş ama onlarla ilgili olarak hocamızın okuduğu İsra suresinde evet. onlarla ilgili bunu söylüyor. Allah biliyor. ''Ele men halak'' ''Yaratan bilmez mi?'' O yarattı, O biliyor. Hı hı. Ve onların o zulüm ve vahşetine Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz Ya Rabbi. Bir avuç mücahit dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar zannetmeyin hiçbir şey yapılmıyor, hiçbir şey yapmıyoruz. Ümmeti Muhammed ne yapıyor, neredesiniz? 0,5 mililitrelik bir suyu dahi, pet şişedeki suyu dahi sokamadığın bir yere iman ile o tevekkül ile, o irade ile neler yapabildiklerini görüyoruz, izliyoruz. Allah yardım etsin. Amin. Allah onların bu gayret ve çabalarını sonuçsuz bırakmasın, bırakmayacaktır da. İnşallah derler ki karanlığın en yoğun olduğu periyot, güneşin dolmasının yakın olduğu süreçtir. Hı hı. Artık vahşetin zirve yaptığı zulmün dayanılmaz hale geldiği bu süreç inşallah zafer ve mutluluğun yakın olduğunu bize ifade ediyor. Cenab-ı Hak lütfetsin. İnşallah hocam. Bugün gerçekten bol bol dua etmek gerekiyor. Az sonra anlam ve önemini de konuşacağız Miraç gecesinde ama öncesinde şimdi hep bu yaşadığımız sıkıntıları problemleri konuştuk ama Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı zorluklar ve geçirdiği hüzünlü bir seneden sonra İsra ve Miraç hadisesinin gerçekleşmesi de gerçekten çok değişik bir şey. İstiyorum ki sevgili Sevgili izleyenlerimiz özellikle gençlerimiz de varsa o hadisenin nasıl gerçekleştiğini e, neler olduğunu bir e, miracın ne demek olduğunu sevgili izleyenlerimize bir anlatalım mı hatırlatalım mı? Yani bağlantı ve bağlam hakikaten çok önemli. Belki şuradan itibaren anlatmak lazım Demet Hanım. Sene hüzün senesi, üzüntü senesi ama onun öncesi var. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Henüz annesinin karnındayken babasını kaybediyor. Evet. 6 yaşındayken annesini kaybediyor. Dedesinin yanına sığınıyor, dedesini kaybediyor. 8 yaşında dedesini kaybediyor. Amcası Ebu Talib'in bunu çok hızlı anlatıyorum. Hı hı. Miraca geleceğim. Tamam. Amcası Ebu Talip ve eşi ona bir baba bir anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bu yaşadığı süreçteki acıları kendisini öksüz yetim bırakan bu süreçteki yaşadıklarını unutturmaya çalışıyorlar. Ama Bugün Filistin'de yaşandığı gibi bir boykot var, evet. bir tecrit var, bir izolasyon var. Hı hı. Müslümanların adeta nefes almasına dahi tahammül etmeyen bir müşrik topluluğu var. Baskılarını iyice artırdılar. Hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşında evleninceye kadar amcasının yanında kaldı, destek gördü. 25 yaşında evlendi, saliha eş. Hazreti Hatice, Hatice. validemiz, çocuklarının annesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya baskının şiddetin en arttığı dönemde kendisini ilk tasdik eden Allah'tan kendisine vahiy geldiğini söylediğinde tasdik eden Saliha eş Hazreti Hatice vefat ediyor, amcası vefat ediyor. Kimsiz, kimsesiz ve ciddi baskılar altında Mekke'de tebliğ ve irşadını yapmaya çalışırken belki bir kulak veren olur, söylediklerimi dinleyen olur diye Taif'e gider. Taif'e gider ama Taif'te de beklediğini bulamaz evet. ve Taif'te yerli halk ayak takımını, hı hı. o sıradan insanları Hazreti Peygamber'i taşlattırırlar. Gezdiği, geçeceği yollara dikenler atılır, dikenler serilir. Mübarek ayakları kan revan içerisinde tebliğine kulak verecek kimseler bulamayınca bütün bu manzaradan sonra Ya Rabbi deyip beddua etmesini bekleriz ama Allahum mehdi kavmi fe innehum la ya'lemun Ya Rabbi bunlar bilmiyorlar anlamıyorlar. Sen bunlara evet. hidayet lütfeyle diye merhametle dua eden Hazreti Peygamber'in işte bütün bu süreçte yaşadıkları ve en son senetül hüzün, hüzün senesi dediğimiz eşini amcasını tek sığına kaybettiği, taifte taşlandığı o süreçte Rabbim onu miraç ile taltif etti. Miraç çok kısa söylenecek olur ise iki aşamalı bir süreçtir. Bu iki aşamadan kastımız birinci bölümü İsra'dır. Hocamız da okuduğu ayette İsra suresinin ilk ayetleri Sübhanellevi esra bi abdihi kulunu gece yürüten, hı hı. leylen, gece vakti. Evet. Minel mescidil harami, mescidi haramdan Kabe'den, ilel mescidil aksa. Mescidi Aksa'ya, Kudüs'e, Ellezî bârakna havlehu, çevresini mübarek kıldığımız, bereketli kıldığımız Mescidi Aksa'ya, Mescidi Haram'dan geceleyin kulunu yürüten, götüren Cenab-ı Hak her türlü noksanlıktan münezzehtir buyurduğu ayetle sabit bir süreç. Belki şu gelebilir değerli izleyicilerimizin aklına. Hocam neden Kabe'den değil de neden Mescid-i Aksa'dan niye, niye öyle, evet. niye öyle? Bir defa Mescid-i Aksa ve Kudüs birçok peygamberin yaşadığı, hı hı. vefatından sonra defnedildiği, çevresini Cenab-ı Hak mübarek kıldık buyurduğu önemli bir lokasyon. Onun için Rabbim Mescidi Haram'dan mucize gösterecek. Cenabı Hak kullarına bir şeyi de ifade edecek. Buradan buraya bir gecede, oradan da göklere evet. Miraç. Zaten konuyu anlattığında kendisine inanmayan müşrikler ya bırak Allah'ını seversen. Yani sen sen şimdi bir gecede buradan Kudüs'e gittin. Hı hı. Oradan da Göklere Mirası. çıktı. Hı hı. Hadi göklere çıktığını falan filan zaten onu hiç hesaba katmıyoruz. Buradan Kudüs'e mesafe ne kadar? Dediler ki ha bunun hamisi sadık dostu Ebu Bekir var ya, onun ticaret kervanları var. Ticaret kervanları dolayısıyla Kudüs'e gidip geldi. O biliyor yolun mesafenin ne kadar olduğunu. Hadi buna da inanıyordu ya, haşa tırnak içerisinde söylüyorum. Yeğeninin ne kadar saçmaladığını... Ona da söyleyelim, hadi gidelim Ebu Bekire. Ebu Bekire gelirler derler ki, senin yeğenin ne diyor biliyor musun? Senin inandığın o Peygamber'in dediğin hı hı. ilk tepkisi ne diyorsa doğru söylüyordur diyor. Bak ne söyleyeceklerini bilmiyor. Bilmiyor henüz. Bilmiyor henüz. Hı hı. Ne söylüyorsa doğru söylüyor. Buradan bir gecede Kudüs'e gidiyor. Gittiğini söylüyor. Senin ticaret kervanların var, deve katarları ile yolculuk yaptın bilirsin. Buradan Kudüs ne kadar mesafe? Deve yürüyüşüyle bir ay diyor. E tamam bak bu da diyor ki bir gecede gittiğini söylüyor. Ne diyorsa doğru söylüyor diyor. O Muhammedül Emin'dir. Ve gider yanına Söyler evet Rabbim beni ayette de ifade edildiği üzere Mescidi Haram'dan Mescidi i Aksa'ya götürdü. Hı hı. Detaylar oro detaylara girmek istemiyorum. Cebrail aleyhisselamın Efendimiz aleyhisselatü vesselam Kabe'de Hicr'de bulunduğu esnada geliyor ve onunla ilgili bir takım işlemlerden sonra uzay yolculuğuna çıkacak olanların bizim de sağlık afiyetle dönmesini dönmesi için dua ediyoruz ilk astronotumuz. Öncesinde uzun hazırlıklar yapıldı değil mi? evet. mi? bunun gibi la teşbih yani teşbihte hata, hata olmaz, diyorlar. Hı hı. Bunun gibi bir ön hazırlıktan sonra Mescid-i Aksa'ya geldi ve Mescid-i Aksa'dan Süleyman Çelebi Mevlid'in de çok güzel veciz ifade eder bunu. Geldi ref, ref önüne verdiği selam bir binit. Bir araç, bir vasıta onunla gidecek bir yere. Burak değil mi o? Evet, önüne geldi selam verdi. Aldı ol şahı cihanı ol zaman sidreden gitti ve götürdü hemen Sidre müntehaya kadar bir araçla gittiler. Oradan o tarafa Cebrail aleyhisselam dedi benim limit buraya kadar. Buradan öteye benim gelmem mümkün değil. Cenab-ı Hak Habibine bütün bu hüzün, üzüntü, keder, acılardan sonra Necim suresinde de ifade edildi hocamız da programın başında okuduğu Necim suresinde ma zalle sahibukum ve ma bu peygamberiniz bu dostunu sapıtmadı azmadı da ve ma yantiku anil heva söyledikleri kişisel ifadeleri tercihleri kendi nefsinden uydurdukları değil İn huve illa vahyun yuha söyledikleri bir vahiy ürünüdür مَا زَاغَ ve ma طَغَى Ya yani yaşadıkları bazıları e, şöyle diyorlar. Bu yani bir rüya gibi bir şeydi. Hı hı. Yani hayal aleminde gerçekleşen bir şeydi. Öyle değildi diyor Necim suresinde Rabbimiz. <laughs> ve diyor ki bütün bu söylediklerinden sonra kalbi de yaşadıklarını, gördüklerini kalbi de yalanlamadı. Hı hı. Bütün benliğiyle yaşadı bütün bunları. Efe turunehu ala ma yara. Şu gördükleri ve size anlattıkları ilgili olarak şimdi kendi kısır aklınızla bunu anlamlandıramadığınız için onunla tartışmaya mı giriyorsunuz? Anlamaya ve anlamlandırmaya çalışın. Anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak, bizim olan değerlerimizi, bizim bu, bu ifade burayı biraz karşılıyor, içsellleştirmek hmm. diyoruz ya. Evet. Anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmak. Hocam derin bir iman işte şüphesiz o yaşananlara güven ve iman duyduğunuz zaman zaten onu şey yapabiliyorsunuz akledebiliyorsunuz yani kalbinizle de aklınızla da ruhunuzla da orada işte bizim de tam tevekkül etmemiz gerekiyor galiba o yaşananları düşündüğümüz zaman Hazreti Ebu Bekir'e o müşriklerin gelip de işte ne yaptıysa ne söylediyse doğrudur dediği gibi aynı şekilde tüm Müslümanların da bu şekilde onu e, hayal ederek yaşaması o miracı anlamalarına e, daha e, şey olacak diye düşünüyorum. Nasıl daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum. E, hayal etmek de önemli ama inanarak, güvenerek. Kesinlikle bakın bir gerçek ifade ediliyor ise bir hakikatin terennümü söz konusuysa hı hı. kaynağa dayalı kesin bir bilgi eğer naklediliyor evet. ise hı hı. bizim mevcut bilinç düzeyimiz ve Kafa yapımız itibariyle belki bunu kuşatabilme, ihata edebilme potansiyelimiz yok diye bunu reddetmenin manası var mı? Mümkün değil hocam. Şöyle bir dünyaya baktığımızda, gökyüzündeki e, her şeye baktığımızda, güneşin doğması, akşam ayın çıkması, işte ağaçlar, kuşlar. Yani bunu düşündüğünüz zaman bile e, akledebiliyor musunuz? Bakın çok daha buraya ışık tutacak bir şey daha söyleyeyim. Belkıs Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam kendisini davet ettiğinde e, bir sabah melikesi, bir kraliçe, hanımefendi, mülkiyet sahibi yönettiği bir ülke var. Süleyman Aleyhisselam tahtını bana kim getirir dedi. Çok önemli bir yere bağlayacağım. Tahtını kim getirir dedi. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك şu oturduğun yerden kalkmadan onu buraya getiririm tahtını uzak mesafede hı hı. bakın kütlesel ışınlamadan söz ediyor ya hı hı. ve قال الذي عنده علم من الكتاب o kadar ince hassas bir şey söylüyor ki Sakın bunu bir cin veya bir melek başka bir şey anlamayın. Kalellezi indehu ilmun minel kitap. Kendisine ilim, irfan, bilgi verdiğimiz bir kulumuz da dedi evet. ki ene etike bihi qabla en yartadda ileyke tarfuk. Göz kapağı açıp kapanıncaya kadar. Ne oldu? Binlerce kilometre mesafeden tahtı göz açıp kapayıncaya kadar çıt geldi buraya. Allah kulunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya da böyle götürdü. Evet. Göz açıp kapayıncaya kadar. Hatta inanmadılar dediler ki iyi peki gittiğini söylüyorsun. Çok da ikna olmadık ama Mescid-i Aksa'yı bilen Kudüs'e gitmiş olanlar var. Bize tarif et bakalım Mescid-i Aksa nasıl bir yer? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Birer birer detayları verdikçe birbirlerine bakıyor, Aa, ola doğru söylüyor, hiç gitmemişti oraya. Daha önce o tarafa bir seferi yok. Ticaret kervanlarında Suriye'ye, evet. Şam'a gelmişliği var hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Oraya hiç gitmemiş. Detayları verdikçe doğru söylüyor, hakikaten olmuş böyle bir şey. Oraya gitmiş, Oraya o bu, bu yolculuk, bu gece yolculuğu o anında. Işık hızıyla belki çok daha hızlı bir usul, bir surette Cenab-ı Hak kulunu böyle bir mucizeyle, ile o çok, çok üzüntülü, hüzünlü, kederli olduğu süreçte evet. böyle bir şey ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı taltif etti Allah. ve ümmeti olarak bizlere de şunu aynı zamanda ifade etmiş oldu. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Allah'a hiçbir şey zor ve güç değildir. Elhamdülillah. Ee, hocam tabii Miraç'la da aynı zamanda biz Müslümanlar için gelen bazı müjdeler oldu. Dilerseniz bu müjdelerden de bahsedelim mi? Nelerdi bu müjdeler? Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın gözümün nuru dediği beş vakit namaz miraç evet. hediyesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'tan getirdiği hediyelerden en önemli hediyelerden bir tanesi budur. En önemli hediye, isterseniz o hediyeleri söyleyeyim de ondan sonra bir detay vereceğim. Bir diğeri Bakara suresinin son ayetleri. Her gün yatsı namazından sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okunmasını emir buyurduğu, tavsiye ettiği Amener Rasulü diye başlayan Bakara suresinin son ayetleri, hı hı. oradan gelen hediyeler. Hı hı. Bu da inanın mübalağa etmiyorum. amener Rasulü. O son iki ayet var ya. Evet. Belki birkaç saat anlatılması gereken, anlatılabilecek kadar detay ve geniş bir konu. Bir de Allah'ı tek ilah olarak tanıyan, şirk koşmayan, Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini Ta yüreğinin derinliklerinde hisseden şirk koşmamış ümmeti Muhammed'in de cennete gideceği müjdesini de getirmiş. Evet. Elhamdülillah Müslümanız. Cenab-ı Hakka imanımız sonsuz. Şimdi namaz en önemli hediye dedim ya. Hı hı. Süleyman Çelebi Hazretleri öyle diyor. Sen ki miraç ile yubettin niyaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Sen miraç edip dua ettin ya, Cenab-ı Hakk'a seni o davet etti. Kabe kavseyni, savaşçıların kullandıkları, o ok kattıkları yay var ya, o yayın iki ucu kadar Cenab-ı Hakk'ın yakınına, yanına gitti. Yine Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle şeş cihetten ol münezzeh zül celal bi kemu keyif ana gösterdiği cemal. Şüphesiz cenab Hakk'ın bir mekanı bir yeri yok. Şeş cihet altı yön demek. Yukarı aşağı sağ sol ön arka neyse. Buralardan münezzeh. Allah ne yukarıdadır ne aşağı ne sağda. Şeş cihetten ol münezzeh zül celal bi kemu keyif. Nasıl? kemiyeti nasıldı? Yani kaç defa oldu bu mülaki olma? Keyfiyeti nasıldı? Yani nasıl görüştüler, nasıl oldu? Bunu biz sınırlı aklımızla kavrayamayız. Bildiğimiz bir şey var ki bu gerçekleşti. İşte namaz da müminin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta Cenab-ı Hak ile bir yayın iki ucu kadar yakın olduğu o anı mümin de namazında yaşar. Evet. Onun için önemli bir hediyedir. Hı hı. Secde kulun Rabbine en yakın olduğu yerdir. Onun için Mirac'ın en önemli hediyelerinden bir tanesidir. Kul günde beş defa e hocam biraz önce dediniz ki Allah kuluna her zaman yakın, her zaman görüyor, biliyor. Evet. Tamam. Ben birisini seviyorum. Ona yakınım. Ama onun da bana yaklaşıyor. Onun da bu sevgi ve muhabbete karşılık veriyor olması patronunuzun size iş veren size ekmek veren birisinin size sevgi ve muhabbetle yaklaşıyor, sizin çalışma ortamınızı en uygun hale getiriyor olması onun size olan sevgi ve muhabbetinin bir tezahürüdür. Buna karşılık siz de işinizi en güzel şekilde evet. şekilde yaparsınız. her şey karşılıklı değil mi hocam? Sevgide, merhamette, şefkatle. İşte namazda biz olsun. namazda biz Rabbimizin bu sevgi, merhamet, muhabbetine karşılık ayağımızı bastığımız yere alnımızı koyarak Cenab-ı Hakk'a olan kulluk ödevimizin en zirve halini yaşarız. Onun için sen ki miraca ile yub ettin niyaz. Sen evet. miraca çıktın da niyaz ettin. Ya Rabbi dedin ya hı hı. tamam sen bunu yaşadın. Ümmetin de bunu yaşayabilir. Ümmetin de miracı olabilir. Ne o? Ümmetin miracını kıldım namaz, ümmetinin miracı da namaz. Ümmetin de namaz kıldıklarında, secdeye vardıklarında senin yaşadığın o yakınlığı ve o hazzı onlar da orada aynen yaşayabilirler. Ah hocam, o kadar güzel bir gece ki. inşallah bu işte az önce de söyledim ya bugün içerisinde yaşadığımız şu zorluklarla, sıkıntılarla hem hal olduğumuz zamanların bir an önce yok olup gitmesi için dua edebileceğimiz Kesinlikle. önemli bir gün diye düşünüyorum. Peki miracın öneminden bahsettiniz, nasıl olduğundan bahsettiniz. Peki bizlere tavsiye edebileceğiniz, bugünü ihya edebilmek için, güzel eda edebilmek için bu ve bunun gibi önemli günleri çok şükür ki var e, bu özel günler e, ve Rabbim de hep e, tövbe kapılarını, dua kapılarını hep açık bırakmış. E, her gün olduğu gibi bugünlerde de böyle özel e, dualarımız, e, işte namazlarımız, oruçlarımız var. Bu konuyla ilgili sevgili izleyenlerimize neler tavsiye edersiniz, neler söylersiniz hocam? Şimdi önemli bir zaman dilimi içerisindeyiz. Hı hı. Önemli zaman diliminden kastımız 3 aylardır. Evet. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan bu hı hı. üç aylar periyodu diyoruz. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bu aylar girdiğinde Allah'ım Recep ve Şaban aylarını mübarek kıl ve beni Ramazana ulaştır, ulaştır diye dua ederdi. Evet. Öncelikle bunu dua edelim. Hı hı. Ve belli zaman dilimlerinde belli işlerin yapılıyor olmasının ayrı bir önem ve ehemmiyeti var. Ya hocam neyi an bir bi somut bir şey söyleyin. Hı, hı. Yine ilk astronotumuzla ilgili bir şey söyleyeyim. Bakın uzaya gönderiliyor olması bile bir zaman dilimi gözetilerek fırlatma hı hı. o kapsülün fırlatılması hava koşulları müsait değildi veya işte şu. Bir de fırlatmanın yapıldığı yerler ekvatora yakın yerler. Evet. Hocam niye anlatmaya çalışıyorsun? belli zaman dilimleri ve belli mekanlar dua ve niyazların Cenab-ı Hakk'a arz edileceği önemli periyotlardır. Evet. Üç aylar bu süreci ifade eder. Bakın Miraç gecesi bu gece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerinden bir tanesi. <laughs> Biz de bu gece Cenab-ı Hakk'a o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı miracın bir benzeri namazımızı gündelik beş vakit bunu kesinlikle ihmal etmememiz lazım. Bu gece ilaveten kaza namazlarımız vardır. Kaza namazları kılalım. Bakın şunu da net olarak söyleyeyim. Değerli izleyicilerimiz de bilsinler. Bu kandil geceleriyle ilgili olarak özel yapılması gereken yakıl, yapılması farz vacip türünden bir ibadet yok. Ama hı, hı bu, gece, bu gecelerin ihya edilmesi, bu gecelerin boş geçirilmemesi gereken önemli zaman dilimleri olduğunu biliyoruz. Bu gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen mucizelerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim okuyalım. Namaz kılalım. Tavsiye edilir. Bu gece mümkün mertebe geceyi ihya edeceğiz ya sahur yapalım ertesi günü oruçlu geçirelim. Evet. Bunlar Nefsin nefis Demet Hanım e, Şımarık bir çocuğa benzer hı hı. Yani arzuları istekleri bitmeyen Sürekli onu da istiyorum bunu da istiyorum Şunu da istiyorum diyen Bir şımarık çocuk düşünün Pedagoglar lütfen beni yadırgamasınlar Eğer bu çocuğu siz terbiye ederseniz Neyi ne zaman nerede isteyeceğini Öğretebilirsiniz evet. Nefsin terbiye edilmesi için Önemli zaman dilimleridir Bunlar hı hı. Ramazan Nefis terbiyesi açısından da zirvenin olduğu süreçtir. Hı hı. Dolayısıyla kandil geceleri, kandil akşamları. Akşam uyuyacaksın, sabaha kadar yatacaksın. Tamam yattın, uyudun. Bak her zaman elde edemeyeceğin önemli bir gece ki bu gecede uyanık kalıp mümkün olduğunca kendinize zulmedin. Ee, i̇şte sabahlara kadar aman sabahlayın. Başarabiliyor iseniz, hı hı. yapabiliyorsanız çok ciddi getirisi var. Ya bir market bir yer kampanya yaptığı zaman önünde kuyruk oluyor. Açılış yapılıyormuş. Koştura koştura gidiyorsun. İndirim yapılıyor falan diye. Ya bu gece ve bu mübarek periyotta 3 aylarda ve kutsal bu kandil gecelerinde evet. Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikramlarının sayısı, sınırı, limiti yok. Ne kadar verecek hocam? Mülkü onun sen ne karışıyorsun? Evet. Onun. Camilerimiz açık her yerde, evet. her e, mahallede, e, Türkiye'nin en uzak köşelerinde bile çok güzel camilerimiz var elhamdülillah. E, i̇stediğiniz kadar oraya gidip bol bol dua etmek, bu geceyi ihya etmek gerçekten de çok önemli. Zaten az önce de söyledim ya e, dünyanın sıkıntılı zamanları e, ve bu gecelerde Allahla birlikte olmak, onu anmak e, gerçekten insana, insan ruhuna iyi gelecektir diye Kesinlikle. düşünüyorum. Bence e, dünyanın en güzel e, ve en önemli terapilerinden birisi diyebilirim. Çünkü e, camiye gittiğinizde bir e, işte Kadir Gecesi olsun veya işte diğer böyle önemli gecelerde oradan çıktığınız hocam bir ferahlık, bir hafiflik evet. hissediyorsunuz. Yani bunu o kadar çok denedim ki ben gerçekten böyle kuş gibi hafiflemiş bir şekilde çıkıyorsunuz o caminin kapısından. Bunu hissetmek istiyorsanız. Sevgili izleyenlerimiz bu gece inşallah bol bol dua edelim. Fırsatımız varsa gücümüz sağlığımız kuvvetimiz yerindeyse eğer lütfen gidelim camilerimize bol bol dua edelim. Bir de bana çok e, soru gelirdi hocam e, şu konuyla alakalı e, ona da bir açıklık getirmiş olduk. E, olalım isterseniz. Şimdi biz e, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk Milleti olarak Osmanlı'dan gelen e, kadim bir medeniyetimiz, çok güzel geleneklerimiz ve göreneklerimiz var. Adı da o yüzden Miraç Gecesi ama Miraç Kandili diyoruz. Bazı İslam ülkelerinin deve Hanım derlerdi, sorarlardı neden bazı İslam ülkeleri bizim gibi bu geceyi ihya etmiyorlar? E, şimdi bu konuya ben bir açıklık getirmek istiyorum. Ben biliyorum ama istiyorum ki sevgili izleyenlerimiz de öğrensinler. Evet. Çünkü e, bu kandillerin aslında bakarsanız evet önemli geceler olduğunu biz biliyoruz. E, dua edilmesi gerektiğini biliyoruz ama her ülke bunu e, resmi bir şekilde kutlamak ya da yapmak zorunda mı hocam? Değil değil mi? Elbette değil. ki. Bakın buraya bu, bu gecelere kandil denilmesinin <laughs> sebebini söyleyelim ondan Hı -hı. sonra diğerlerine bakalım. Evet. Ecdadımız hani biraz önce dedik ya önemli zaman dilimleri. Bakın bu önemli zaman dilimlerinde yaptığınız işler Cenab-ı Hakk'a arz ettiğiniz dilek ve temennileriniz boş çevrilmiyor. İnsanlar bundan gafil olmasınlar. Bu fırsatı değerlendirsinler. Bu kampanyadan onlardan onlar da yararlansınlar diye ecdat bu mübarek gecelerde camilerde kandilleri yakarlar. Zeytinyağı acı yenmeyecek türden olan acı zeytinyağıyla minareler aydınlatılır. Kandiller yakılır. Halkımız da kandil gecesi diye bu mübarek geceye oradan mülhem kandil gecesi. Evet. Camiler ışıklandırılıp aydınlatıldığı için kandiller yakıldığı için kandil gecesi diyor. Ve bu gelenek peki diğer insanlar veya diğer İslam ülkeleri bunu niye kutlamıyorlar? Biraz önce söylediğim gibi hani eğer kadrini kıymetini bilir, değerlendirmek isterseniz herkes bu kampanyaya katılsın, herkes buraya gelsin diye biz zorlamayla olmaz bu iş. Tabii ki. İstiyorsanız <laughs> bakın burada şu 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 kazanımları elde edeceksiniz. Cenabı Hakk'ın lutfu ihsanı o kadar bol, o kadar geniş ki bu mübarek periyotlarda Allah kullarını öyle seviyor ki hı hı. Demet Hanım. Kullarını affetmek, bağışlamak, onları ödüllendirmek için çeşitli vesileler, çeşitli yani ambiyanslar yaratıyor. Hadi hı hı. bakalım değerlendirin. Evet. Mesela günlük beş vakit namaz bunlar gibidir. Hı, hı. 3 aylar. E, tamam inna iddetu'ş-şuhuri 'indallahi 12 şahran fi kitabillah. Ayların 12 ay olduğunu Allah Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Aha. Peki Recep, Şaban, Ramazan niye? Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bu aylar geldiğinde ibadetini artırır. Cenab-ı Hakk'a daha fazla yalvarır, yakarır, ibadet ederdi. Niye? Ümmetine örnek olsun diye. İsterseniz eğer yaparsanız elde edersiniz kazanırsınız. Bu kampanyadan bu lütuf ve ihsan mevsiminden nasibini nasibinizi alırsınız. Hayır ben inkar da etmiyorum. Hı hı. Efendim yok böyle bir şey de demiyorum ama işte gecede işte kalkmak ağır geliyor. Hı hı. Nasipsizsin. <laughs> Nasibin Nasipsiz yok. Şimdi gençlerin söylediği şey var ya hocam en çok kullandığı bonus. E, ha, gerçekten evet. hakikaten bu bizim için herhalde bonus sevap olurdu e, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Onların diliyle konuşmak gerekirse. E, pek yaz önce bir şeye takıldım. E, mesela biz e, işte e, gerek kandil günlerinde yani e, mübarek gecelerde e, bizde bir de şey var. Hani oruç tutma alışkanlığımız da var. Biz orucu o gün mü tutmalıyız e, yoksa bir sonraki gün mü e, tutmalıyız? Bu konuyla ilgili de hani böyle kafada şüpheler var. En doğrusu ya yani elbette ki tutulan her oruç Allah katında kıymetlidir. Ama hani bugün mesela bu geceyi ihya edeceğiz. Belki misafirlerimiz gelecek onlarla birlikte camilere gideceğiz, sohbetler yapacağız, dualar edeceğiz. Akrabalarımızla, ailemizle birlikte olmak istediğimiz insanlarla birlikte. Yani bugün iftar etmek mi, oruç tutmak mı yoksa bir sonraki gün ya da bir evveli gün mü daha güzel olur? Nasıl diyeyim hocam? Tam anlamıyla, Anladım. manasıyla Anladım. o günü ve o gece ihya etmiş oluruz. Anladım. Akılda kalacak şekilde ifade edeyim. Hı hı. Allah... Evreni Allah yarattı. Evet. Günlerin gecelerin birbirini takip ediyor olması da Cenabı Hakk'ın takdiri iledir. Şer'i gün geceyle başlar. Eskiden Alaturka saatler vardı. Alaturka saat sisteminde akşam yani güneşin battığı zaman saat 12'dir. Evet. Yani şunu söylemek istiyorum. Gün gecesiyle başlar, sonra gündüzüyle devam eder. Güneş batınca o gün bitmiştir. Evet. Cuma günü mesela cuma akşamı diyoruz. Ne zaman? Perşembe'yi Perşembe. cumaya bağlayan gece. Miraç gecesi. Evet, bu gece vuku buldu. Bu gece güneş battığı andan itibaren süreç başlıyor ve ertesi gün güneş batıncaya kadar. Hı hı. O zaman nasıl yapalım hocam? Orucumuzu nasıl tutalım? Mübarek gün ya da normalde günler geceyle başlar, gündüzüyle devam eder, biter. O zaman biz bu gece sahura kalkalım, ertesi günü oruçlu geçirelim, geçirmeliyiz. Yani şer'i şer gün hı hı. gecesiyle başlar, akşam güneş battıktan sonra aynen Cuma günü örneği hatırından çıkmasın izleyicilerimizin. Cuma akşamı diyoruz ya, Perşembe günü, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan Cuma akşamı. Evet, Cuma günü gecesiyle başlıyor. Bütün günler böyle. Gecesiyle başlıyor, gündüz oluyor, akşam bitiyor. Şer'i günün başlangıcı akşam güneş battığından itibaren artık yeni günün önce gecesi, yeni güne merhaba. Hı hı, evet. Önce gecesi ve sabahıyla birlikte o gün. Dolayısıyla sorunun cevabı şu. Mübarek günün takip eden günü tutulması daha uygundur. Hı. Niye? Geceyle başlayan o süreç evet. gündüzüyle devam edecek ve ertesi gün güneş batınca da bitecek hı hı. süreç akşam güneş battıktan sonra başladığı evet. gecesi ve gündüzü. Hı hı. Bilmiyorum yeterince açıklayıcı olduğumu çok izleyicilerimiz için. Çok açıkladınız hocam. Net bir şekilde açıklayıcı evet. oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyenlerimizden sorular da gelmiş. Ee, az önce bir cevap verdik ama isterseniz kısaca tekrar bir hatırlatalım. Belki yeni açmıştır televizyonunu. Selamun aleyküm. Kandiliniz mübarek olsun. Aleyküm Ame. selam. Teşekkür ediyoruz. Ee, ben hocama bir şey soracaktım. Bu mübarek gecede hangi duaları e, okursam daha çok mak olur demiş. E, hocam isterseniz e, cevaplayalım sevgili ay, izleyeninizin ay, ay. sorusunu. İçinizden nasıl geliyorsa Cenab-ı Hakk'a arz edip Cenab-ı Hakk'ın lütfetmesini ve ihsan buyurmasını istediğiniz ne varsa hı hı. meşru çerçevede Ya Rabbi deyip elinizi açın, gönlünüzden ne geçiyor ise zihninizden ne geçiyor ise hı hı. ya işte çok büyük şeyler ya mülk Allah'ın hocam her şeyi isteyebiliriz her şeyi değil mi Rabbimizden. Ve sen. mutlaka şu duayı da yapalım. Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Türkçesini de yapabilirsiniz. Evet. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl, bereketli kıl ya Rabbi hı hı. ve bizi Ramazan-ı e de ulaştır diye dua edelim. Ama özel bir dua formu hı hı. şu şu lafızlar şu şu kalıplarla şunları şunları mutlaka hı. söylemelisin değil. Kardeşim sen niye ihtiyacın var ne evet. istiyorsun hastalıktan şifa bulmak için. Tabibe gittim, doktora gittim, gerekli önlemlerimi aldım, ilacımı da kullanıyorum. Şifayı verecek olan Cenab-ı Hak'tır. O hap değildir. Evet. Sen bütün bunları yapmalısın, yapmak durumundasın zaten Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi geçimim sıkıntılı, kıt kanaat geçiniyorum. Rızkımı bollaştır, genişlet genişlet Ya Rabbi. Evladı iyi oğlum var, kızım var, beni dinlemiyorlar. Hocam işte çoluk çocuğum, işte asi tamam sahibini söyle işte. Hı hı. Hasılı bu gece gönlümüzdeki hayırlı dilek ve isteklerimizi hiçbir limit, hiçbir sınır olmaksızın lütfedecek olan Cenab-ı Hakk'a aynı samimiyet ve iştenlikle arz edebileceğimiz mübarek bir gecedir bunu her zaman yapabileceğimiz gibi bu gece özel olarak sizin de biraz önce söylediğiniz gibi belki bonuslar var. Evet. Belki farklı lütuf ve ihsanlar da Cenab-ı Hak lütfedecek. Bu gece arz edelim. içimizden geldiği şekliyle Cenab-ı Hakk'a sunalım. İnşallah hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten çok güzel bir e, bilgi verdiniz bu anlamda şimdi e, az önce de programın girişinde de söyledik konuştuk 6 Şubat e, depreminin birinci yıl dönümündeyiz e, siz de Hatay'a gitmiştiniz bakalım bu bir yıl içerisinde e, oradaki görevli arkadaşlarımız neler yaptılar bir de onlardan dinleyelim olur mu? Diyanet TV haber muhabiri Mete Karabacak asrın felaketinin yaşandığı Hatay'dan bizlere gözlemlerini ve son durumu aktaracak sevgili izleyenler. Merhabalar Mete beni duyabiliyor musun? Evet Demet Şesoğlu şu anda Hatay'dayız. Tabii ki asrın felaketinin birinci yıl dönümünde özellikle Hatay genelinde haber nöbetimiz kameraman arkadaşım Fatih Efe ile birlikte devam ediyor. Şu anda aslında Hatay'ın en merkezi noktalarından bir tanesi Hatay Meydan'dayız. Antakya'dayız. Aslında burada çalışmalar devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan da rica edeceğim o çalışmaları özellikle restorasyon faaliyetlerini size aktarsın. Hemen aslında şu bölgede baktığımız zaman belediye binasında faaliyetlerin devam ettiğini görebiliyoruz. Tabii ki burada kültür ve ve turizm bakanlığının restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Özellikle bu bölgede şunu da söylemekte fayda var. Hatay'da ilk deprem konutlarının da anahtar teslimi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. 150 bin'e yakın hak sahibi belirlenmişti. Hatay'da 7275 konutta teslim edilmişti. Tabii ki tarihi varlıklarımızda korunmaya çalışılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından burada aslında faaliyetler devam et, ettiğini söyleyebiliriz. Arkamda da aslında bir müze daha bulunuyor. O müzede ise de restorasyon faaliyetleri devam ediyor. Kameramın arkadaşım Fatih Efe aslında size orayı da göstersin. Arkamızda bulunan bölümde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalar evet. faaliyetlerde devam ediyor. Tabii ki özellikle bölge özelinde baktığımız zaman 6 Şubat için vatandaşlar özellikle yad etme anma etkinliklerini burada gerçekleştiriyorlar. Hatay merkezde tabii ki özellikle baktığımızda devletin tüm kapasitesi, imkanları deprem bölgesine yağdırılmış durumda. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun hak sahiplerine verilmesi bekleniyor. İller Bankası tarafından da mali idarelere 56 milyarlık da İBE desteğinin sağlanması, deprem bölgesine sağlanması bekleniyor. Kameramın arkadaşım Fatih Efe ile birlikte aslında buradaki özellikle kültürel varlıkları da göstermeye devam edeceğiz. Tabii. Tabii ki özellikle bu bölgede de baktığımız zaman eski Parlamento binasını görüyoruz. Tabii ki tarihi varlıklar burada korunmaya çalışılıyor. Özellikle Hatay Valiliği bölgedeki tedbirleri ve önlemleri de almış durumda. Buradaki binaların hepsi hafif, orta ve ağır hasarlı olarak sınıflandırıldı. Buradaki binaların hepsi tek tek belirlendi ve burada da aslında vatandaşların güvenli ve tedbirli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için de tedbirler de alınmış durumda. Tabii ki aradan bir yıl geçti. Asrın felaketinin o şiddetinin de ağır izleri silinmeye çalışılıyor. Yaralar sarılmaya çalışılıyor. İhya çalışmaları bölgede devam ediyor. Tabii ki 80 bin yapının Hatay özelinde yıkıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu binaların bazıları ayaktaydı, bazıları ağır hasarlıydı. Kimi ise yanından geçmek dahi tehlikeliydi ancak Hatay'da bir yıl içinde Fazlasıyla değişiklikler yapıldı. Şu anda kameramın arkadaşım aslında sizlere vatandaşların hizmet aracı yanındaki kalabalığını da aktarıyor. Tabii ki buranın Hatay'ın merkezi noktalarından bir tanesi. Bölgede 80 bin yapının yıkıldığını biliyoruz. O 80 bin yapıya dair de özellikle çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Tabii ki 1,5 milyon nüfusu olan Hatay merkezde özellikle Hatay Valinin açıkladığı rakamlara göre İlk deprem zamanında depremden yaklaşık olarak 2-3 ay içinde 400 binden fazla vatandaş çevre illere götürülmüştü. Kimi yurtlarında kalıyordu, kimi kiralık evlerde kalıyordu. Özellikle Hatay Vali resmi rakamları açıkladı. Hataylılar Hatay'ı terk etmediler. Tekrar Hatay'a geri döndüler. Özellikle 400 bin üzerinde dışarıda bulunan Hataylı da bölgeye gelerek Tekrar konutlarına giriş yapmak istediler. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu anahtar teslimiyle birlikte o törenle birlikte yaklaşık olarak rakam vermekte fayda var. 150 bine yakın hak sahibi belirlendi ve bu hak sahiplerinin içinden de 7275 konutun teslim edildiğini söyleyebiliriz ve 400 bin üstünde de vatandaşın resmi rakamlara göre Hatay'a geldiğini tekrar geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle Hatay özelinde baktığımız zaman ...120 bin üzerinde vatandaşında, Hatay dışında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki konuyla ilgili özellikle burada anma, yad etme etkinlikleri devam ediyor. Özellikle asrın felaketinin izleri de e, tekrardan silinmeye... ...ağır yaralarında kaldırılma işlemleri devam ediyor. Tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından... ...Türkiye Diyanet Vakfı tarafından konteyner kent bölgelerinde de... ...özellikle ihya çalışmaları devam ediliyor. E, tabii ki vatandaşların da burada... Özellikle yad etme, anma etkinliklerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki Hatay genelinde baktığımız zaman tabii ki bölgeye devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Hatay'da depremden sonra 205 konteyner kent oluşturuldu. 78.981 konteyner kent kuruldu. 215.000 kişi bu konteynerlarda Hatay genelinde kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle 1.5 milyon nüfus olan Hatay'dan 563.000 vatandaş tahliye edilmişti. Hataylıların 400 binden fazlasının tekrar bölgeye geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki şu anda bulunduğumuz bölgede tabii en merkezi nokta olduğu için bu noktada vatandaşlar anma etkinlikleri, yad etme etkinlikleri düzenliyorlar. 6 Şubat'ı unutmamak için burada çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Tabii ki 6 Şubat'ta yaşanan bu deprem 11 ile 124 ilçeyi 7 bine yakın köy ve mahalleye etkilemişti ağır yıkıma yol açmıştı. 14 milyon vatandaş bu afetten etkilenmişti. Burada devletin özellikle tüm seferberliklerini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da burada özellikle İHA çalışmaları devam ediyor. Biz kameramın arkadaşım Fatih Efe ile birlikte Hatay merkezden gelişmeleri an be an takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü Hatay merkezden Ankara'ya bırakalım. Evet biz de Mete Karabaca ve kameraman arkadaşımız Fatih e Efe'ye çok teşekkür ediyoruz. Hatay'daki son durumu aktardı bizlere. Evet hocam bir yıl geçti. Az önce siz de söylemiştiniz görevli olarak Hatay'da bulundum demiştiniz. Uzun süre çalışmalarınız vardı orada. İnşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl içerisinde de yine bu çalışmalarımız devam edecek. Devlet, millet, halk olarak hep beraber el ele birlik ve dirlik içerisinde bu felaketin üstesinden gelmeye çalışacağız. Başka da bir şansımız yok galiba. Cenab-ı Hakk'ın yardımı bu Kadir Şinas milletimizin kendi ihtiyaç duyduğu, kendisi tüketebileceği, kullanabileceği halde ihtiyaç sahiplerine onları kendilerine tercih ediyor olmaları devam evet. ettiği müddetçe Allah'ın izni keremiyle aşamayacağımız hiçbir şey yok. İnsanımız kendisi kullanabileceği battaniyesini montunu, botunu ben Defne'de bir e, stadyumun içerisine yığılmış olan ihtiyaç maddelerini giyim kuşam tarzında Hatay'ın Defne ilçesinde evet. atacağı kullanmayacağı şeyleri değil. İnanın çok Varlıklı olan birisinin dahi ciddi paralar vererek alabileceği kaliteli kıyafetler, kaliteli botlar, kazaklar, kabanlar, montlar evet. halkımız göndermiş. Evet, gerçekten kendisi kullanabileceği e, halde. E, Evlatlarıyız hocam. İnşallah öyle de devam edecek. Son cümlelerinizi alalım mı? Son dakikamız çünkü. Ben Cenab-ı Hakka bizleri bu mübarek sezona üç eriştirdiği için hamdü sena ediyorum. Bizleri Ramazan'a ulaştırmasını niyaz ediyorum. Amin inşallah. Bu depremde asrın felaketinde hayatını kaybeden ve ülkemizin müdafası için fedai can eden bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Hayatta kalanlara Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat, afiyet yakınlarına, vefat edenlerin yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın bizi böyle ağır imtihanlarla imtihan etmemesi duasıyla bütün izleyicilerimize bu mübarek üç ayları mübarek olsun. Tebrik ediyorum. Kandil gecelerini de Miraç gecelerini de tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun diyor. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, e, değerli izleyenlerimiz gerçekten de e, zor bir yıl geçirdik. Bu bir yıl içerisinde e, 11 ilimizde milyonlarca e, can e, Can evine ateş düştü. Hiç de kolay değildi. Bir sürü gencimizi, çocuğumuzu, evladımızı kaybettik. Bizim de ekip arkadaşlarımızın içerisinde o kadar çok vardı ki yeğenini kaybeden, kardeşini kaybeden, dayısını, amcasını kaybeden birçok insan vardı. Hep beraber birliktelik içerisinde bu acıları hafifletmeye çalıştık elimizden geldiğince. E ee, Dün kameraman arkadaşlarımızdan bir tanesinin bir ricası vardı e, benden dedi ki e, Demet abla dedi benim de yeğenim vefat etti ve babası dedi e, ona bir şiir yazmış e, acaba dedi bunu dedi programda okuyabilir misin? Elbette dedim başım üzerine ne demek ee, inşallah bu gencimize yazılan e, bu şiir diğer annelerin babaların da e, nasıl diyeyim e, kalbine bir su serper inşallah. Rabbim onların mekanlarını e, cennet eylesin gerçekten evlat acısı bu dünyada yaşanabilecek en büyük, en büyük acılardan bir tanesi. İnanın konuşurken bile e, boğazım düğümleniyor bu cümleleri söylerken bir anne olarak bile zorlanıyorum. Evet, e, Zeki Çavuş kardeşimiz şöyle seslenmiş kızına. Demiş ki, Nice canlarımız gitti, dünya duydu matemini. 2023 yaşattın bize asrın felaketini. 4-17 gece kırdı kader kalemini. 6 Şubat'ta yıktı gitti Türkiye'nin can evini. Nida nurumu da aldı, afetin bize de vurdu sillesini. Uykular gözyaşına devretti gözlerdeki hissini. Rabbim bir daha yaşatmasın böyle deprem sahnesini. Evet bir yıl geçti aradan. Söyleyecek çok fazla söz yok. Artık bundan sonra dua edeceğiz. Ve bir daha yaşanmaması için ders çıkartacağız. Umarım değerli izleyenler Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın bize. Evet böylelikle bir programımızın da sonuna gelmiş olduk. Sevgili hocamızla birlikte Miraç gecesini, Miraç'ın anlamını, önemini konuştuk. Bu gecenin e, anlam ve önemini de e, sevgili hocamız dedi ki elimizden geldiğince bu sıkıntılı zorlu e, zamanlar içerisinde dua ederek anlamaya çalışalım ihya edelim. Sevgili izleyenlerimiz Miraç geceniz kutlu olsun mübarek olsun Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın hoşçakalın.